Herkese merhabalar. Elektrosoftware kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda UART biriminin yapısını ve registerlerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk olarak UART veri formatıyla başlayalım. Buraya geçmeden önce biz UART'la alakalı genel bilgileri bir önceki videomuzda, serimizin ilk videosunda anlatmıştık. O videoyu izlemeyenler bu videoyu geçmeden önce izlerlerse daha faydalı olabilir. Burada UART veri formatını inceleyecek olursak ilk olarak start bitimizle başlıyoruz. Daha sonrasında verimizin uzunluğuna göre bir veri yolluyoruz. Burada 8 bit olabiliyor, 9 bit olabiliyor veya farklı boyutlarda da yine olabiliyor. Daha sonrasında bir parity bitimiz var. Bu parity bitimiz UART veri çerçevesindeki hatayı tanımlayan bitimiz. Biz bunu opsiyonel olarak kullanabiliyoruz veya istersek kullanmayabiliyoruz. Zorunlu bir şey değil. Daha sonrasında da verimizi sonlandırmak için stop bitlerini kullanıyoruz. Burada stop bitlerinin sayısı da opsiyonel. Yani 1 veya 2 tane stop biti kullanabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi hattımız boşken yani veri gönderilmiyorken voltaj yüksek seviyede kalıyor hattımız. Start bitiyle beraber voltaj düşük seviyeye geliyor ve daha sonrasında veriler gönderilmeye başlanıyor. Daha sonrasında stop bitiyle beraber tekrar voltaj yüksek seviyesine hat çekiliyor. Şimdi de UART biriminin registerlarını inceleyelim. Bunun için referans manueli açacağız. Evet, ilk olarak durum registerımızla başlayalım. Burada bizim önemli bulduğumuz veya daha sık kullanacağımız registerları inceleyecek olursak burada bir TXE registerımız var. Transfer Data Register Entity. Bu register bize verinin iletildiğini ve bir sonraki verinin iletilmeye hazır olduğunu gösteriyor. Yani bu register 1 olduğu zaman bizim o birimin boş olduğunu anlıyoruz ve daha doğrusu ondan önce de bir datanın gönderildiğini anlıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi de açıklanmış. 1'e çektiğimiz zaman data gönderilmiş kabul ediliyor. Daha sonrasında bir read data register not empty var. Bu da verinin geldiğini ve okunmaya hazır olduğunu bize söylüyor. Burada da gördüğünüz gibi 0'a çektiğimizde de verinin alınmadığını bize söylüyor. Bu iki register verinin yani tamamen iletimin bitmesiyle alakalı değil, sadece bitlerin gelmesiyle alakalı. Bir de burada bizim TC Transmission Complete register'ımız var. Burada da bu bitin 1 olması durumunda iletimin tamamlandığını bize gösteriyor. Biz bu bitleri yapacağımız uygulamalarda da 1 olup 0 olmasına göre verinin geldiğini, gelmediğini göreceğiz ve buna göre İşte kesme atacağız. Çeşitli işlemler gerçekleştireceğiz. Ve bir de data register'ımız var. Bu register'ımız datamızı tutan register. UART birimini kullanarak biliyorsunuz datalar yolluyoruz. Bunları hem iletimde hem alımda bu register'ı kullanıyoruz ve bu register üzerinden verilerimizi yolluyoruz. Daha sonrasında baud rate register'ımız var. Bu register'ımızda da direkt biz baud rate değerimizi yazmıyoruz buraya. Baud rate'in ne olduğunu da bir önceki videoda açıklamıştık. Bu register'da user hattımızın bağlı olduğu clock üzerinden bir işlem yapıyoruz. Ona bir bölücü uyguluyoruz. Bölücü uyguladıktan sonra baud rate hızımız ortaya çıkıyor. Bu şekilde baud rate'imizi ayarlamış oluyoruz. Bir de kontrol register'larımız var. Bunlardan 3 tane var. Hepsi ayrı işlevlere bakıyor. Kontrol register 1 de mesela bitimizin uzunluğu belirleyen bir register'ımız var. Bu register
bu register 0 olduğu zaman, daha doğrusu bu bit 12. bit 0 olduğu zaman datamızın boyutunun 8 bitten oluştuğunu söylemiş oluyoruz ve stop bitimiz de mevcut tabii. Buradaki en olmasının sebebi, bir sonraki kontrol register 2'de bunu göreceğiz. Burada stop biti de ayarlayabiliyoruz. Ama burada sadece biz bilginin kaç bit olduğunu belirlemek için kullandığımız bir bit. 1'e çektiğimizde de bilginin 9 bit olduğunu söylemiş oluyoruz. Daha sonrasında parity control enable'ımız var. Bunu söylemiştim, parity bitinin opsiyonel olduğunu. İstersek bu biti kullanabiliyoruz. Evet, yine control register'ımızda 3. bitimizde transmit enable register'ımız var. Burada biz haberleşirken sadece transmit mod, yani sadece alıcı olarak kullanırsak cihazımızı, bu register'ı açıp transmit olarak enable edebiliyoruz. Aynı şekilde bunun receiver durumu da mevcut. Yine aynı şekilde bunu billeyerek, bu biti billeyerek sadece alıcı modda kullanabiliyoruz. Şimdi kontrol register 2'ye geçelim. Burada bizim ilgilendiğimiz stop bitleri var. Başlarda da söylediğim gibi stop bitlerinin sayısını biz ayarlayabiliyorduk. Burada bir stop biti kullanacaksak 0-0 olarak bırakabiliriz. İki stop biti kullanacaksak 1-0 olarak bitlerimizi ayarlıyoruz. Bunlara ek olarak kontrol register 3'ümüz de mevcut. Son olarak videomuzu bitirmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bundan önceki projelerimizde kartımıza bilgisayar üzerinden kod atıyorduk. Bunu da geliştirme kartlarında bulunan programlayıcı üzerinden yapıyorduk. Daha sonrasında kartımıza attığımız kodlarla beraber farklı sensörlerle mikro denetleyicileri haberleştiriyorduk. Şimdi bu UART biriminde biz kartımızı bilgisayarla haberleştireceğiz. Bunu haberleştirebilmemiz için de bir USB TTL dönüştürücü kullanmamız lazım. Bunun dışında RS-232 modüllerini de kullanabiliriz. Ama piyasada daha çok USB TTL dönüştürücüleri kullanılıyor. Bu sebeple sizler de uygulama yaparken, UART birimiyle uygulama yaparken bu dönüştürücüye ihtiyacınız olacak. Bu dönüştürücüyü kullanırken de gördüğünüz gibi dönüştürücünün RX pini geliştirme kartınızın TX pinine bağlı olmalı. TX pin de RX pinine bağlı olmalı. Ters bir ilişki var. GND'ler de ortak bir şekilde tabii ki bağlanmalı. Bizleri desteklemek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.